Evet, aslına bakarsanız hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin giderek arttığına dair biz de pek çok başvuru alıyoruz. Yani hani bu belli bir tarihten sonra başlamış değil ama belli bir tarihten bu yana arttığını biz ifade ediyoruz. Özellikle 2015 ve sonrası, 2016 ve sonrası çok daha yoğun, örneğin işkence ve kötü muamele iddialarının çok daha arttığı bir dönemdeyiz. Yani son 1-2 yıldır özellikle. Ya da sağlığa erişimle ilgili sorunlar örneğin. Her zaman ciddi bir problemdi cezaevlerinde. Çünkü özellikle tedavi edilmediği için yaşamlarını kaybeden hasta mahpuslar olduğunu biliyorduk. Hapishanelerde uygulanan infaz rejiminin kendi mantığından da kaynaklanan, hem uygulamadan hem mevzuattan kaynaklanan çok ciddi problemler olduğu anlamına geliyor bu. Yani hem yasalarda problemler var, hem yönetmelik ya da genelgelerde çok ciddi problemler var, hem de uygulamada çok ciddi problemler karşımıza çıkıyor ve bütün bunlar bu hak ihlalleri hem hastalıkların tedavi edilmemesi boyutuyla hem işkence ve kötü muamelenin yarattığı ağır başka sorunlar boyutuyla, hem eşitsizlik uygulamaları boyutuyla, hem ağırlaştırılmış müebbet infaz rejiminin yarattığı ağır uygulamalarla, yani neredeyse bütün mahpuslar için, neredeyse mahpusların yaşamının her anı için ihlal anlamına gelebilecek bir durumdan söz ediyoruz bugün. Evet, aslına bakarsanız İşkence ve kötü muamele uygulamaları da yaygın bir uygulama. Ancak bu uygulamaların zaman zaman politik mahpuslara yönelik çok daha yoğunlaştığı dönemler gerçekleşiyor ve burada da zaten infaz rejiminin esasında, Türkiye'deki infaz rejiminin esasında zaten eşitsizlik var. Politik mahpuslar bakımından olumsuzluk anlamında bir ayrımcılık uygulamasından söz ediyoruz. Yani siz eğer politik nedenlerle ceza aldıysanız ve tutuklandıysanız, bu cezanızın yatacağınız miktarının belirlenmesinden tutun da hastaneye nasıl götürüleceğiniz, havalandırmaya çıkarılacağı, kaç saat çıkarılacağınız yahut işte hastaneye sevk sırasında hangi muameleye maruz kalacağınız, bütün bunlar aslında daha ağır koşullara bağlı olarak düzenlenmiş. Dolayısıyla politik mahpuslar bakımından infaz rejiminin mantığından başlamak üzere ciddi bir ayrımcılık ve daha ağır uygulamaların öngörüldüğünü söylüyoruz, görüyoruz bu. Hani bu ispatlı, sonuçta yasalarla ortada olan bir realite bu. Ancak uygulama boyutuna geldiğimizde burada da daha düşmanca bir yaklaşımın zaman zaman ön plana çıktığını görüyoruz. Bu zaman zaman dışarıdaki politik konjonktüre bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Dışarıda bir olay oluyor. Bunun müsebbibi gibi gösterilen kesimlere yönelik, eğer içeride mahpuslar varsa, onlara daha ağır bir takım infaz uygulamalarının gerçekleştirildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla dışarıdaki politika aslında içerideki politikayı da belirliyor. Dışarıda eğer bir kesime, mesela diyelim ki Kürtlere yönelik, eğer düşmanca bir yaklaşım varsa, eğer çatışma dili ya da yaklaşımı burada güçlüyse, içeride Kürt mahpuslara yönelik de bu politikaların yansımalarıyla karşılaşabiliyoruz. Şimdi hapishanelerde devam eden işkencenin iki boyutu var aslına bakarsanız. Yani bir, hani alışılageldik, hani işte fiziki darp gibi, psikolojik işkence gibi, bunu değişik sebeplerle gerçekleştirme durumu var. Mesela bize mahpuslardan gelen mektupların pek çoğunda işte baskın arama, sürgün sevkler ya da hastaneye sevkler ya da dönüşler sırasında bile bu tür fiziki bir takım işte şiddet olaylarının ya da psikolojik şiddet olaylarının yaşandığını ifade eden. Bir diğeri ve süreklilik arz edeni aslında tecrit. Bunu, yani hapishanelerde biz eğer işkenceyi konuşacaksak, mutlaka tecrit uygulamasından söz etmek durumundayız. Çünkü İnsan Hakları Derneği olarak 1997 yılından bu yana sürdürdüğümüz, tecritle alakalı sürdürdüğümüz çalışmalarda bunu daha baştan tecritin bir işkence yöntemi olduğunun altını çizmiştik. Bunu sadece biz böyle söylediğimiz için değil, yani uluslararası alanda da İşkence tarif edilirken ya da tecrit tarif edilirken tecritin bir işkence yöntemi olduğunun altı çizilir zaten. Dolayısıyla bugün Türkiye hapishanelerinde yaygın olarak uygulanan
En ağırı İmralı hapishanesinde olmak üzere diye tarif ettiğimiz ama aslında bütün hapishanelerde uygulanan ve bugün mahpusların pek çoğu tarafından uygulanan ağır tecritin etkileri üzerinden hani pek çok sorunun tartışıldığı bir süreçten söz ediyoruz. O yüzden de tecrit devam ediyorsa, tecrit ne kadar yaygın uygulanıyorsa o kadar zaten işkence vardır diyoruz biz hapishanelerde. Aileler üzerinden sürdürülen bu baskı politikaları da aslında hapishanelerde yalnızlaştırılmaya çalışılan, hapishanelerde dayanışmadan yoksun bırakılmaya çalışılan ve böylece aslında kimlikleri, kişilikleri parçalanmaya çalışılan ki tecritin de en temel amaçlarından biridir diye hani baştan beri ifade ettiğimiz bu durum ailelerin çabalarıyla bir nebze de olsa başarılamıyor. İşte bu yüzden de belki ailelerin bu direnci ya da bu mücadeleleri de kırılmaya çalışılıyor. Hem hapishanelerde yaşananlar toplum tarafından bilinmesin diye, hem hapishanedekiler yalnız kalsınlar ve dolayısıyla daha fazla baskı altına alınabilsinler diye aslında bir anlamda ailelere yönelik çok ciddi, yoğun bir baskı olduğunu görüyoruz. Yani bu adalet nöbeti ile kendilerini ifade etmek isteyen aileler üzerinde ne kadar vahşice bu baskının uygulandığını bütün kamuoyu biliyor. Şimdi sırf cezasını tamamlayıp çıkan bir mahpusun karşılamasına gitti diye bir anneye bu yapılanlar ya da bir mahpus yakınına yapılanlar tabii ki ne hukukla açıklanabilir, ne insanlıkla açıklanabilir, ne de vicdanla açıklanabilir. Ama bu bir devlet politikası. Yani baskıyla insanları hak savunusundan vazgeçirmeye çalışan, insanları baskı altına almaya çalışan, insanları biat etmeye zorlayan, aktif biat etmiyorsa sessizleşsin ve dolayısıyla etkin bir rol üstlenmesin pozisyonuna getirmeye çalışan bir devlet aklından, bir devlet pratiğinden söz ediyoruz ve maalesef bunlar bunun yansımaları. Genel olarak hani ülkede adalet talep edilmesine tahammülsüzlükten söz ediyoruz demek ki böyle bir durumda. Şimdi olmayan bir şey istiyor insanlar. İnsanlar olmayan şeyleri ister zaten değil mi? Sahip olduğumuzu talep etmeyiz. Yani sahip olmadığımızı talep ederiz. İhtiyacımızı talep ederiz. Bu ülkede adalet yok. İnsanlar adalet istiyorlar. Yaşamın neresine bakarsanız bakın her yerde bir adalet talebi var. Suruç aileleri adalet talep ediyor. İçeride yakınları olan anneler adalet talep ediyor. Cumartesi anneleri adalet talep ediyor. Çorlu tren kazasındaki yakınlarını yitirenlerin aileleri adalet talep ediyor. Yani bugün hayatın ne tarafını Şen Yaşar ailesi adalet talep ediyor. Siz hayatın neresine bakarsanız bakın. Yani işte 10 Ekim aileleri, işte Sivas Mıdmak katliamındaki yaşamını yitirenlerin ya da işte yargısız infazla yaşamı ellerinden alınan gazetecilerin ya da aydınların aileleri, herkes adalet talep ediyor. Şimdi böyle bir süreçte yani insanların bu kadar ayrıştırıldığı, bu kadar kriminalize edildiği, bu kadar yalnızlaştırılmaya çalışıldığı bir zamanda bence tam da bunun tersini yapmak lazım. Yani aklımıza ilk gelen şey o, hak savunucuları olarak. Bunun tersini yapmamız lazım. Yalnızlaştırmak mı istiyorlar? O zaman demek ki dayanışmayı büyüteceğiz biz.